Sevgili Ben teşekkür İçişleri ediyorum. Bakanı Ali Yerlikaya'nın da bir tweet'i var olaya ilişkin. Onu da hemen paylaşayım sizinle. Sayın Bakan'ın tweet'i şöyle. Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında ayine katılanlar içinde bulunan CT maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz diyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Bir kez daha tekrar edeyim. Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında ayine katılanlar içinde bulunan CT maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz diyor Sayın Bakan. Güngör Yavuz Aslan, olaya ilişkin sizin ilk yorumunuz nedir? İlk intibanız nedir? Bu topluluğa karşı düzenlenen bir saldırı mı, yoksa bu tweette sanki bir kişiye özel bir saldırı gibi de algılanabilir bir ifade var, ne dersiniz? Şimdi her şeyden önce saldırının şekline bakmak lazım Tunç Bey sorunuzda. Kar maskeli olması, otomatik silahlar kullanılması ve ayinin olduğu saat ve dakika seçilmesi. Şimdi ilk önce hedef kişi, yani orada şu anda soruşturma devam ediyor gizliliğini de ihlal etmeden. Genel bir bildiğimiz bu ibadethanelere yapılan genel saldırı formatında bir saldırı mı? Yoksa işte suikastçıların gerçekleştirdiği gibi bir suikast mı? Evet. Tabii bu güvenlik soruşturması sonrası ortaya çıkacak. Ama yapılış şekli kar maskeli olmalı, otomatik silah olmalı. Ve aynın saati, bu da keşif yaptıklarını gösterir. Yani fiziksel ve mekansal ve zamansal keşifi olan bir saldırıdan, bir suikastten söz ediyoruz. Bunun terör eylemi mi olduğu yoksa diğer bir boyutları elbette ki soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacak. Ama hem bölgesel hem Türkiye'nin terörle mücadelede arifesinde olması ve kilise gibi özellikle İstanbul'da bir hedefin seçilmesi ister istemez olağan şüpheliler olarak terör örgütleri ve Türkiye'nin istihbarati mücadele içinde olduğu başta Mossad ve ilintilerini gözleri çevriliyor. Şimdi İstanbul'da biliyorsunuz birçok dini ibadethaneler var. İşte kiliseler ve sinagoglar. Özellikle bugün pazar Hristiyan toplumu için bir ibadet günü. Pazar ayinde. Ben özellikle bu pazar ayinin olduğu saati seçilmesine dikkat çekiyorum. Bu önceden planlı bir şekilde ve saati belli olan bir suikast ya da saldırı. Kişilerin buraya otomatik silahlarla gelmesi, kar maskeleri takmaları ve oradan çıkmaları. Bu da çok profesyonel bir ekip tarafından planlandığı yönde bir öngörü gerçekleşiyor. Ya şimdi mutlaka Sayın İçişleri Bakanımız resmi açıklama yaptı. Diğer açıklamalara bakmak lazım. Ama son aylarda Mossad ve ilintilerine karşı yapılan operasyonlar, Türkiye'deki en son DAEŞ operasyonu ki bu operasyon sırasında Türkiye'de belirli eylem hazırlıklarında olan gruplar ve hücreler alınmıştı. Bu olaylara farklı bir bakış açısı getirmemize neden oluyor. Daha olay çok sıcak. Onu da altını çizerek belirtmek gerekir. Şimdi İstanbul'da bu tür saldırılar anında dünya kamuoyuna düşüyor. İstanbul dünyanın göz bebeği ve bir turizm başkenti. O açıdan bu tür saldırıların önlenmesi ve faallerinin bir an önce yakalanması bu açıdan da çok önemli. Şimdi o bölgeyi bilen herkes bilir. Kilisenin lokasyonu da tanıyanlar bilir. Etrafında birçok güvenlik kamerası olan, biliyorsun İstanbul'da çok ciddi bir MOBESE teşkilatı var. Bence ondan korunmak için bu kar maskesi takarak bir eylemi gerçekleştirir. Otomatik silah kullanmaları benim de dikkatimi çekti. Bu tür saldırılarda işte iki kişiyi gelmeleri, mutlaka bir gözlemci ya da bir araçla o noktaya intikal etmeleri gerekir. Evet. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda ben İstanbul polisinin, istihbaratımızın olayı kısa bir süre sonra aydınlatacağını ve faallerini ortaya çıkartacağını düşünüyorum. Güngör Yavuz Aslan, şimdi hem cami sonra bir kilise, yani dini mabetlerin hedef alınması çok manidar değil mi? Kısa aralıklarla yaşadık üstelik bunları. Elbette, şimdi ben iki operasyona dikkat çekiyorum. Bu yani saldırının eğer bir bireysel tek hedefe yönelik bir suikast değilse
değilse, genel bir terör eylemi olduğunu değerlendirerek söylesek, en son DAEŞ'lıların, unutmayalım, çok geniş bir hücre ki ben çok önemli bir operasyon olduğunu CNN Türk'te söylemişim, alınması. İkincisi Mossad ve ilintilerinin biliyorsunuz büyük bir köstebek operasyonuyla alındı. Bunlara baktığımızda resmi açıklamalar önce hep dini ibadethanelere yönelik suikast ve saldırı hazırlıkları olduklarını da görürüz. Mutlaka bunların artçıları da olacaktır. Bu tür istihbarati bağlantılı örgütlerin ya da DAEŞ gibi örgütlerin. Bu o çerçevede değerlendirilebilir. Bir terör örgütü olarak terör eylemi olarak değerlendirilebilir. Bir de Nihat Bey'e katılıyorum. Şimdi seçim dönemlerinde ya da Türkiye'nin olağanüstü dönemlerinde birden sokakların ya da bu tür terör eylemlerinin hareketlendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Biz her hafta benzer bir başlıklarıyla değerlendiriyoruz. Bu da çok dikkat çekici bir durum. Ama bu olayın resmi açıklamalar üzerinden gidilmesi gerekir. Yani ben şöyle bir yorum yapacağım gazetecilik tecrübemle. Bir terör örgütü yapsa daha sansasyonel ve Allah korusun sonuç elde edici bir terör eylemi gerçekten. Mesela DAEŞ bu tür şeylerde canlı bombayı çok kullandığını görüyoruz. Örnekleme vermek için söylüyorum. Evet. Dünyanın diğer bölgende yaptığı eylemler atıfta bunlar. Bunu biraz resmi açıklamalar üzerinden gitmek lazım. Bu oradaki hedef kişinin karakterine, etrafında yaranlar var mı? İşte bu tür eylemlerde hem Fulya Hanım hem Nihat Bey tecrübeli, otomatik silahlar varsa genel bir tarama, Allah korusun artık genel bir ateş açma, el bombası kullanma gibi eylemler gerçekleşiyor. Biraz bu olayın detaylarına ve yansımalarına bakmak lazım. Ayin sırasında yapılması, kilise, zamansal ve mekansal keşif yapılması. Şimdi sokağa bakıyoruz, oraya giriş çıkışların hep planlı bir şekilde yapılması. Bunların profesyonel, ben yani iki kişi değil, daha örgütlü bir çete ya da bir terör örgütü ilintili ya da istihbarati bir desteği olma ihtimalini düşünüyorum. Düşünüyorum ama her şeyden önce İstanbul'umuzun güvenliği çok önemli. Çok büyük operasyonlara imza atan istihbarat başkanlığımız, terörle mücadele, İstanbul Şube. Bu tür konularda ne kadar hassas bir çalışma yapıp kısa sürede de aydınlattıklarını biliyoruz. Resmi açıklamaları beklemek gerek Tunç Bey. Evet.